yeni Citroen logosuna geçildi ve ilk kullanılan otomobillerden bir tanesi. Hatta şurada bir ihtiyar yazısı var. O da diyor ki ben Shine Bold'um. Yeni çıkan kanundaki bütün güvenlik sistemlerini karşılıyor bu araç. Tabii ki en alt donanımda olduğu için manuel şanzıman bu donanımlar o araçta yok. Bunlar sökülebiliyor. Hatta söküldüğünde arka koltuğu biraz daha geriye doğru yatırabiliyorsunuz. Evet, otomobildeki cam tavan opsiyon ve 30 bin lira civarında bir maliyeti var. Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Bugün biraz yağmura yakalandık. O yüzden kısaca hemen dışını anlatıp içine geçip devam edeceğiz. Temmuz ayında böyle bir havayı bulmak biraz şaşırttı bizi de. Yeni Citroen logosunu görüyorsunuz. Berlingo'da artık yeni Citroen logosuna geçildi ve ilk kullanılan otomobillerden bir tanesi. Berlingo ve 5 kardeşi artık yeni bir yüze kavuştu. Tekrar makyajlandılar. Artık herhalde bu son makyajları diye düşünüyorum. Bunların elektrikli versiyonları da var. O yüzden artık hava ızgaraları böyle kapalı. Bu makyaj aracın dışı gibi içini de değiştirdi. Onu da içeride değineceğiz. Burada yeni nesil bir gündüz farı var. Oldukça şık. Farlar komple değişti. Daha modern hale geldi. Buradaki turuncu çizgi ve şuradaki air bump'taki turuncu çizgi bize bu otomobilin en üst versiyonu olduğunu gösteriyor. Hatta şurada bir XTR yazısı var. O da diyor ki ben Shine Bold'um. Shine var ve Shine Bold var. Bold bu detaylarla ayrılıyor. Ayrıca arka camlar da kartılmış durumda. 5 kardeşi olduğunu söylemiştik. Bu 5 kardeş de makyajlandı ve hepsinin markalara göre farklılıkları var. Mesela bu biraz daha Citroen havasında bir makyaj gördü. Rifter, Peugeot havası bir makyaj gördü. Doblo, Fiat havasında bir makyaj gördü. Opel Combo'da kendi ana markası Opel'e göre makyaj gördü. Bir de tabii Toyota'mız var. Ona üvey kardeş diyebiliriz. Bu tür araçlar daha önce otomobilden devşirilirdi. Mesela Combo Corsa'ydı. Renault Expert'te bir Renault 5'in devamıydı. Sürekli böyle otomobilden bir ticari araç yaratılırdı. Ama daha sonra Berlingo ve Peugeot ve Citroen markası o zamanlar bu akımı değiştirdi. Tabii ki Renault Kangoo'yu unutmayalım. Fransızlar bu işin öncüsü oldu. Daha sonra markalar bir şekilde işte birleşmesiyle beraber artık Matruşka gibi aynı otomobilden birkaç versiyon üretiliyor. Citroen özeline baktığımızda otomobilin önü değişti dedik. Yanda çok bir şey değişmedi. Air bump'lar değişti. Onun dışında otomobile çok bir değişiklik yok. Arkadan anlatacağım bir detay var. Hadi şimdi arkaya geçelim. Burada dediğim gibi ufak tefek değişiklikler var. Onun dışında değişiklik yok. Logo değişmiş. Buradan bastığımızda kapak komple açılıyor. Buradan bastığımızda ise sadece bu arkası açılıyor. Bir de şunu göstermek istiyorum. Burada da böyle bir gizli gözümüz var. Arka cam bu şekilde panosun üstünü kullanmaya imkan tanıyor. Biraz da yağmur başladı. Ben içeri geçeyim. İçeriden devam edelim. Ufak bir böyle yolumuz off-road yolu gibiydi. O yüzden buradan çıkışta bir asfalta ulaşalım. Oradan devam edelim. Hadi içeride görüşürüz. Berlingo'nun içindeyiz. Citroen Berlingo dışarıda anlattığım gibi bazını kullandığı Stellantis grubundaki ortak kardeşleri ve Toyota'da üretilen kardeşiyle aslında benzer özellikleri sunuyor. Markaların kendi işlerinde değişiklikleri var. Mesela bu pufidik koltuklar aslında Berlingo'nun en üst donanımı olan Shine Bolt'ta bulunuyor. Alt versiyonlarda ise düz bir, yani şuraları daha düz bir koltuk kullanılıyor. O koltuklar da bence oldukça başarılı. Başka ne var Citroen özel bu araçta? Mesela bu direksiyon simidi ve üzerindeki yeni Citroen logosu, aynı dışarıda gördüğümüz gibi yeni Citroen logosu bu otomobile özel. Onun dışında diğer platform kardeşlerine aslında aşağı yukarı aynı özellikleri sunuyor. Berlingo da aynı diğer kardeşleri gibi makyajlandı. Makyajla beraber aracın içinde değişiklikler oldu. Mesela burada 10 inçlik bir ekran konuldu. Aynı şekilde gösterge paneli de 10 inç. Bu ekran aynı zamanda otomobilin güvenlik sistemlerini de kontrol etmenizi sağlıyor. ADAS sistemi oldukça gelişmiş. Mesela baktığımızda burada şerit tutma özelliği, aşırı hız uyarısı, start stop var. Onun dışında burada otomatik fren istasyonu, çekiş kontrol, bunları zaten yukarıda gördük. Kör nokta uyarısı, sürücü dikkat uyarısı. Bunların hepsi bu araçta mevcut. Yeni çıkan kanundaki bütün güvenlik sistemlerini karşılıyor bu araç. O konuda oldukça başarılı. Mesela kablosuz şarj özelliği var. Ayrıca Apple CarPlay mesela kablosuz çalışabiliyor. Aynı zamanda burada yine Type-C şarj özelliği var. İsterseniz buradan da şarj edebiliyorsunuz veya direkt ekrana buradan da bağlanabiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki vites kolu değişti. Daha önce burada yuvarlak bir vites kolu vardı öncekilerde hatırlarsanız. Bu artık Stellantis grubunda neredeyse bütün araçlarında kullandığı otomatik şanzıman değiştiricisi konuldu. 8 ileri otomatik şanzıman var. Bir de 6 ileri şanzımanla satılıyor bu araç. Tabii ki en alt donanımda olduğu için manuel şanzıman.
Bu durumlar o araçta yok. Burada gösterge panelini de mesela kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada bir buton var. Butonla buradan istediğiniz gösterge panelini seçebiliyorsunuz. Böyle çok seçenek yok ama bu ekran için bence yeterli seçenekler sunuluyor. Berlingo'yu ve diğer kardeşlerini daha çok arazi aracı gibi konumlandırıyor ama bana kalırsa sanki MPV'ye konumlandırmak daha mantıklı. Aslında bir hem MPV hem ticari araç hem de SUV gibi kullanılabiliyor. Mesela o kadar çok saklama gözü var ki şurada bir göz var, burada bir göz var, burada bir göz var. Yani otomobilin içi her tarafı neredeyse saklama gözü dolu. Bu da biraz MPV'ye gönderme yapıyor. Mesela arka koltukta çok rahat yemin edecek şekilde aynı uçak koltuklarında olduğu gibi bir masa var. Bu masada sizin en azından mesela çalışmak isterseniz bilgisayarını koyabileceğiniz veya yemek yiyebileceğiniz bir masa olarak kullanılabiliyor. Berlingo ve diğer hani bu sınıftaki araçlardaki tek sıkıntı bana göre hız sınırı. Şöyle diyeyim size, İstanbul'u bilenler bilir. Çekmeköy-Şile yolu üzerinde 80'le ceza yemişiz. Aynı bu otomobilin türevi bir kardeşiyle ceza yemişiz ve 80'le gittiğimiz için ben dedim ki ya 80 değil mi oranın hız sınırı? Sonra baktık ki hayır değil. Bu araçlara oranın hız sınırı 70. Aynı şekilde tünelden çıktınız, Yeşilköy'e doğru gidiyorsunuz. Oranın hız sınırı 60. Hem bunu bir otomobil gibi konumlandırıyoruz. İçi bir MPV gibi, SUV gibi diyoruz ama gel gelim öyle değil. Ne olursa olsun bu bir ticari araç. Çünkü her yıl muayeneye gidiyor. Vergisi binek otomobillere göre daha düşük. Ve her zaman ticari olduğunu bir şekilde size bunu hissettiriyor. Yani benim gibi yanılıp bir otomobil havasına bürünüp sakın böyle hız sınırlarına dikkat etmen gitmeyin. Orada mesela uyarılarda 80 yazarken altta yan tarafında mesela 70 yazan araçlar içinde bu araç. O yüzden de hani hız sınırlarına mutlaka dikkat edin. Bence tek dezavantajı bu. Arkadaki kafese değinmek istiyorum. Bu arkadaki kafes de aslında size bir hani sunulan iyilik gibi görülüyor. Bagajla panel arasını ayırıyor. Fakat şöyle bir sorun var burada. Bu mesela bu otomobili ben aşağı yukarı 16 km aldım. 800 km'lik bir kullanımım oldu. Biraz yol yaptım. Ve mesela şu an ufak tefek tıkırtıları duyuyorsunuz. Bu bir süre sonra mesela ben aynı bu seriden bir araç aldığımda bayağı kilometresi vardı. Yol boyu sanki arkada civciv varmış gibi sürekli bir cikleme sesiyle gidiyorsunuz. Bunlar sökülebiliyor. Hatta söküldüğünde arka koltuğu biraz daha geriye doğru yatırabiliyorsunuz. Ama yasal bir zorunluluğu olmadığını söylediler. Yani bu böyle sökülebilip takılabilen bir şey. Fakat gerçekten sökmek için biraz böyle el becerinizde olması gerekiyor. Ben bir baktım. Dedim ki ben bu işin altından kalkamam. Kalsın o şekilde. Onun dışında burada su koyma yerleri var. Aynı şekilde sağda da var. Baktığınızda gerçekten saklama yerleri çok fazla. Burada da mesela büyük bir su koyabileceğiniz bir alan var. Burada bir kapalı göz var. Burada da mesela ben kullanmadığım şişeleri buraya koydum. Aynı şekilde burada da bir kapak var ve altına mesela işte garaj kumandanızı, diğer küçük eşyalarınızı buraya çok rahat koyabiliyorsunuz. Yani aracın içinde dağınıklığı önleyecek bir sürü göz mevcut. Evet, otomobildeki cam tavan opsiyon ve 30 bin lira civarında bir maliyeti var. Onun dışında şuradaki ortadaki panelde yanan bir ışık var. Bu mesela beni rahatsız eden bir ışık ama onda şöyle kolay bir yolu var. Şu ayarlara geliyorsunuz. Parlaklığa bastık. İç aydınlatmaya bastık. Burada 7 kademe var. İsterseniz bunu mesela bir kademeye aldığınızda daha az aydınlatıyor. Ama isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Mesela bunu bizim komşu bilmiyormuş. Bunun ayarını gösterdim ve çok mutlu oldu. O da gerçekten en üst seviyede kalmış. O kapatmadı ama birinci seviyeye kadar indirip en azından böyle daha loş bir ışık elde etti. Onun dışında yine ekrandan otomobille ilgili birçok detayı yapabiliyorsunuz. Mesela burada ekran rengini de belirleyebiliyorsunuz. O da onu nereden yaptık? Şuradan kişiselleştirmeden renkler. Buradan ekran rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben yine aldığım gibi bırakayım. Bu zaten yani dediğim gibi burada ekranını, her şeyini çok rahat ayırabiliyorsunuz. Mesela şuradaki içerideki göstergenin parlaklığını çok rahat ayırabiliyorsunuz. Bu otomobil aynı zamanda direksiyon ısıtıcı ve arka koltuk kilitleme de bu tarafa konulmuş. Direksiyon ısıtma gerçekten kışın kullanılan bir ihtiyaç, olması da iyi olmuş. Burada çift bölgeli klima kullanılıyor ve ayarlaması oldukça basit. Zaten daha önce Stellantis grubu bir araç kullandıysanız aşağı yukarı birbirine aynı. Burada merkezi kilit ve dörtlü uyarı butonu bulunuyor. Onun dışında dediğim gibi bu tür araçlarda zaten baş mesafesi oldukça yüksek. Arka koltuklar işte bu kafesten dolayı biraz engel oluyor. Onun dışında otomobilde bence öyle büyük bir eksik bulunmuyor. Bagaj hacmine bakarsak 775 litrelik bir bagaj hacmi var.
bu koltuk seviyesine kadar, koltuğun üzerine kadar yüklerseniz, yani tavana kadar yüklerseniz 1355 litreye çıkıyor. Paneli üşenmez sökerseniz ve arka koltukları yatırırsanız bagaj hacmi 3000 litreye çıkıyor. Sağ koltukları yatırırsanız 3500 litreye kadar yükleme alanı çıkıyor. Gerçekten yani tam bir ticari araç. Bu konuda da hakkını yememek lazım. Şu an bir yarı off-road parkur gibi bir yerden geçiyor çünkü yolu kazmışlar. Bu aracı denemek için de güzel bir şey oldu aslında. Bagajın üzerine bir bölüm var. Orada da küçük eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. O da güzel bir detay. Onun dışında şu üst tarafa ufak tefek şeylerinizi koyabilirsiniz belki ama sonuçta burası bir plastik malzeme. Hani çok ağır malzemeleri taşımayabilir. Onun dışında şurada bir alan var. Olana da çok rahat eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu da saklama alanı konusunda cömertliğini gösteriyor. Citroen Berlingo'da diğer kardeşlerinde olduğu gibi 1.5 litrelik dizel motor kullanılıyor. Diğer kardeşlerinde aynı şekilde. Bu dizel motor 8'lileri şanzımanla bu versiyonda kombine edilmiş. Dediğim gibi 5'lileri manuel şanzımanla bu aracı alabiliyorsunuz. Bu motor 130 beygir güce ve 300 Nm torka sahip. Bu 8'lileri şanzımanla otomobilin maksimum hızı 184 km/s. 0'dan 100'e ise 11.7'de çıkıyor. 11.7 bence hani bu tür bir araç için böyle çok sorgulanacak bir detay değil. Sonuçta bu otomobil 0-100 yapmak için değil, daha çok eşya taşımak için. O yüzden de 300 Nm'lik tork bence bu taşıma için oldukça yeterli. Evet, baktığımızda ortalama yakıt tüketiminin 5.9 litrelerde olduğunu görüyoruz. Daha düşük de veriyor çünkü şöyle. Mesela ben hani dedim ya, biraz uzun yol yaptım. Otoyol ve normal yol, karışık olarak yol yaptım. Şehir içinde de kullandım. Mesela benim ortalamam işte 5.2'lere kadar düştü. Ki hani böyle çok özenmeden bu yolu yaptım. Sonradan baktım kaç litre tüketmiş diye. Bu veriyi gördüm. Yani 5.2'ye kadar, yani özenmeden düşürdüm. Eğer biraz daha kasaydım ben bunu 4 rakamlara indirdim. Bu da daha önce zaten bu tür araçları kullandıysanız bu rakamı görmüşsünüzdür. Bu aracın fiyatları şöyle. Fil diye bir versiyonu var. Bu 5'leri manuel şanzımanlı versiyonu. 1 milyon 90 bin lira bunun fiyatı. Fil Bolt var. Bunda otomatik şanzıman var sadece 8'leri. Diğer geri kalan donanım aynı. Bunun fiyatı 1 milyon 175 bin lira. Shine var. Shine bunun bir alt versiyonu. Onun fiyatı da 1 milyon 275 bin lira. Eğer bunu almak istiyorsanız 1 milyon 330 bin lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Eğer cam tavanda isterseniz 30 bin lira daha üzerine eklemeniz gerekiyor. Citroen Berlingo'nun için anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.